Bağlantımız da ekrana gelsin. Fotoğrafı ekranda bir, o fotoğrafı da ekrana da vermek istiyorum. Özkan yanında Naci Çakmakoğlu var. Tekli vermek istiyorum Ayşenur Çakmakoğlu'nun fotoğrafını ekrana. Çünkü 14 yaşında kayıp olan kızımız şu anda fotoğrafını görmüş olduğunuz kişi. Aile Denizli'de yaşıyor. 8 Mart tarihinde babasıyla Ayşenur evde. Annesinin yanına kafeye gidiyorum diye sabah saatlerine çıkıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Ayşenur'la ilgili en önemli detay şu. Devlet korumasına alınıyor. Bir ay yurtta kaldıktan sonra kaçıp eve geliyor. Sonra aile bunu bildiriyor. Hani kızım benim yanımda, yurtta değil. Evet. Benim korumamda olacak diyor ama Ayşenur eve geldikten sonra bir anda kayıplara karışıyor. Evet. 8 Mart tarihinden bugüne kadar kendisinden haber alınamıyor. Ayşenur'u arıyoruz. Gören, tanıyan, bilenler lütfen bize ihbarda bulunsunlar. Bir de Ayşenur Çakmakoğlu kaybını ararken ailenin diğer çocuklarıyla da alakalı önemli bilgiler elde ettik. Ve tüm çocukların aslında devlet korumasında olduğunu öğrendik. Aile 4 evladı, bir torunu da sizden alıyor. Yani sizin anne baba olarak görevlerinizi yerine getiremediğinizi, bu çocukları koruyamadığınızı aslında net mesajı bu. Fakat Ayşenur nasıl yurttan çıkıyor, annenin yanına geliyor, sonra okuldan kayboluyor. Kaçıyor. Orası bir muamma. Bir de büyük kızınız Merve'nin defalarca istismara uğradığını öğrendik yayınlarımızda. Şimdi ben bir babaya da dönmek istiyorum. Denizli'den canlı yayınımız var. Özkan orada. Özkan önce söz sende. Evet Esra Hanım, yaklaşık olarak bundan 40 gün önce Ayşenur babasının yanındaydı burada. Dediğiniz gibi yurttan kaçmıştı ve ailesinin yanındaydı. Kayboldu ya da kaçtı ya da kaçırıldı. Tabii burayı bilmiyoruz ama şu ana kadar bilmiyoruz. O sabah babasına kendisinin annesinin yanına gideceğim diye evden çıkıyor. Ama oraya gelene kadar sizin de biraz önce bahsettiğiniz daha büyük kızının, torunu olan kızının da defalarca istismar gördüğünü ve hatta ki bu çok önemli, buraya atlamak istemiyorum. Kim bunda baba ve anneye soracağız. Ayşenur kaçmadan bir ay önce Ayşenur'u istemeye geliyorlar. 14 yaşındaki kız çocuğunu 40-45 yaşlarındaki bir şahıs istemeye geliyor buraya. Bu istemeye gelen kişi yanında da Önder denen şahıs var. Çünkü Önder getiriyor buraya onu. Şimdi ailenin merkezinde... Bunu düşüneceklerini söylüyorum. Bak, baba dün değil, ama. Önder isminde biri var. Bu Önder kimdir? Anneyle, Necla Hanım'la ve tüm çocuklarıyla, kızınız Merve ile ve 14 yaşındaki Ayşenur'la bu kişinin bağlantısı ve bağı nedir? Siz niye bu Önder denilen kişinin evinde kalıyorsunuz? Bu bizim için çok önemli. Önce ben Naci Bey'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Naci Bey, kızınızın evden ayrıldığı günü bir anlatabilir misiniz? Anne neredeydi? Kızınız evden ne diye çıktı? Annesi o gün akşam eve gelmemişti. O sabah Ayşenur'du kızım. Sabah annemin yanına kafeye gidiyorum diye çıktı. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Anne neredeydi o gece? Ondan sonra bir daha... Annesi o gün akşam eve gelmemişti. Dayımın yanında kalacağım dedi. Hangi dayısını? Ondan sonra bir daha şey olmadı. Şaban dayısı. Şaban dayımın evindeyim dedi. Kim kaldı Meydan Şaban dayısı. Dayının evinde? Evet. Anlamadım. Şaban'ın evine kim kim gittiler? Sadece ben kendim. Tek başınıza gittiniz. Evet. Sık sık dışarıda kalır mı eşiniz? Evet. Yani haftada 4-5 gün dışarıda kalır mı? Ekseriyetle oluyorum. Şimdi sık sık 5 gün değil. Ondan da. Bir anlat abicim sen. Çalışırken işte. Sabah kızın kalktın Ayşenur ben gidiyorum dedi. Annemin yanına gidiyorum ben diye çıktı evde. Ayşenur gittikten sonra bir iki saat sonra eşim geldi eve. Ben seninle Ayşenur nerede sordu. Ben senin yanına geldim dedim. Ondan ben kavit değilim eve geldim dedi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Peki Ayşenur'un eve gelmediğini fark ettiğinizde hemen kayıp başvurusu yaptınız mı? Hayır. İki üç gün sonra. Kaç?
Hayır. Kaç gün sonra kayıp başvurusu İki yaptınız? İki gün sonra. İki gün sonra. Nerede aradınız Ayşenur'u? İki üç gün sonra. Bir ay mı? Bayram yerinde, şehir o civarlarda tuttuk. Bir işte en son Önder bana mesaj attı. Böyle böyle Akvadi bizim o tarafta görünmüş dedi. Hı hı. Ondan sonra başka bir şey bilmiyorum ben dedi. Beni aramayın dedi. Akvadi kim oturuyor? Mesaj attı bana. Akvadi Önder oturuyor. Önder. Bu Önder kimdir Naci Bey? Evet. Neyiniz olur sizin? Ailenize yakınlığı nedir? Ben bilmiyorum. Bizim ailemize hiçbir alakası yok. Bu ben sonra öğrendiğim kadarıyla Merve'nin bir arkadaşıymış. Ben bunları hep sonra öğrendim zaten. Hı hı. O eşim olan orada kalmış. Ben arkadaşımı yanı kalıyorum. Bayan arkadaşımı alan yok dedi ilk önceler bana. Hı hı. Sonra orada kaldığını şey ettim. Ondan sonra öğrendim ben. Merve'nin sevgilisi mi Önder? Arkadaşız. Arkadaşı. Nasıl arkadaşlar? Evlenmeyi düşünüyorlar öyle. Mıydı? Öyle. Önder aslında ya kimin arkadaşı aileden? Yoktu. Aileden kimin arkadaşı Önder? Ben bildiğim Merve'nin. Sonra eşimiz tanıyormuş onu. O da şey etmiş. O da tanışmışlar herhalde daha önce. Önder evinize gelip gider miydi? Önder bir sefer geldi. O arkadaşınla işte Ayşenur'u böyle böyle şey olmasın, şey olmasın diye bunu şey yapalım diye sözleyelim. Dur şey Naci abi. Sonra Önder olunca, eve bir kişiyle geldi, bir adamla geldi değil mi? Evet. O 14 yaşındaki Ayşenur'u istemek yapalım. İçin geldi. Evet. Yanındaki arkadaşı dedi böyle böyle sözleyelim şey edelim dedi. Ondan sonra ben senin halan bir iş ayarlarım dedi, şey yaparım dedi. Hı hı. O yaşı dolunca da şey yaparız dedi. Kaç yaşındaydı? Şey yaparız dedi. Önder'in arkadaşı kaç yaşındaydı? Önder'in arkadaşı bayağı kendi yaşlarında bir şey. Önder 35, kaç yaşında? Tam o da aynı vardır herhalde tahminimce. Tahminin kaç? 40 civarında vardır. 40 civarında yaşlarında bir adamı getirdi. 40, evet. Ayşenur'u bununla evlendirelim, evet. Söz keselim, nişan yapalım dedi. Aha, evet. Size de iş mi bulacaktı bunu evet derseniz? Ondan sonra. Tabii ben o zamanlar çalışmıyordum. Hı hı. Bu... Ben işe aldırım dedi. Ben seni işe alırım dedi. Peki orada, anne buna onay verdi mi? Bir şeymiş. Anne kızını evlendirmek istedi mi? Hayır biz o gün şey etmedik. Biz istemedik. Hayır biz öyle bir şeyimiz yoktu. Ben hayır dedim. Hani biz başımızdan savalım diye. Bakarız. Biz bakarız şey deriz dedik. Ondan sonra bir daha arif sormadık zaten. Bakarız dedi. Peki o günden ondan sonra... Ondan sonra bir kap sonra da... Sen Önder'de ne zaman iki gün kaldın? Büyük kız ama öbür kızlarım gittikten sonra. Hangi ayda kaldın? O ayı bilmiyorum. Yani Mart ayında kaldın mı Önder'de iki gün? Hayır. Ama devlet koruması için senden kızları birkaç ay önce almaya geliyorlar. Yok daha geliyorlar. Önce. Ha? Daha önce. Daha önce almaya geliyorlar. Evet. İsteme olayı 15 gün kalmadan önce mi sonra Nasıl? Mı? Bu isteme olayı. Yok bu kış içinde oldu. Ondan sonra mı kaldınız Önder'in yanında? Benim büyük kızlarım, öbür kızlarım alıktan sonra kaldım. Alın. Şimdi Merve Önder'le beraber yaşıyor evde. Hayır. Ailenin 4 evladı var, bir de Merve'nin bir çocuğu var. Evet. Merve Önder'le bir evde yaşıyor, onun yanında kalıyor. Başka Denizli'de başka bir köy gibi bir yerde. Sen bu Önder'in evinde kalıyorsun ama Merve'nin sevgilisi değil. Senin sevgilin değil. Değil. Hayatınıza hiç kimse değil, herkes Önder'e gidiyor. Önder aynı zamanda eve görücü de getiren bir adam. 14 yaşındaki kızını isteme cesaretini gösteriyor. Ve bunun üzerine artık ne olduysa, kimlerden şikayet geldiyse... Bütün çocukları alıp devlet Aile Bakanlığından, Çalışma Sosyal Hizmetlerden geliyorlar. Bütün çocukları devlet koruması altına alıyorlar. Evet. Şimdi yanında Naci Bey'in kim var Özkan? Naci Bey'in kız kardeşi sanırım. Naci Bey'in ablası Ümühan. Ümühan Hanım evet. Ümühan Hanım'a da bir mikrofon uzatalım. Sorularını sorabilirsin Özkan. Ümühan Hanım buyurun. Alo Esra Hanım. Duyuyorlar sizi. Hoş geldiniz yayına. Yayına katıldığınız Merhaba, için teşekkür ederim. Hoş bulduk canım. Sizinle konuşmam iyiyim canım. Tamam. Ben Esra Hanım çok konuşmayacağım. Buyurun.
şu o yanınızda oturan o kadar suçlu ki. Ben hiç suçlu değilim. En önce. Ben hayır. Ön, ben hep kızım çocukların hepsine, ben kızlarımın hepsine uğraştım. Önce atılacak varsa o kadın. Atılacak olan ben değilim. Hayır, hayır. Hayır. Ben kızımla çok uğraştım. O kadar bakabilirler. Nedir iddialarınız? O kadar sorumsuz ki. Ben sorumlu değil, sorumsuz değilim. Eşin, o kardeşiniz sorumsuz. Ne kocayı, kardeşiniz ne kocayı sorumsuz. Karı oldu, ne çocukları ana oldu, ne eve, ne eve kadın oldu. Hiçbir şey olmadı. Ne olmadım canım. Bu çocuklar yıllardır ne yaşıyorlar? Anne benim kardeşim yanında. De sorumsuz. Kardeşi sorumsuz. Ben çocuklarım her zaman koştum peşinden. Kardeşim de sorumsuz, biliyorum. Baksınlar Merve'nin kim kaçmış, kim koşmuş peşinden. Adliyede her şeyin belli. Değil. Araştırabilirler kimin peşinde koştuğunu. Her şeyi yapan. Ha, her şeyi yapan şey benim. Yapan yani anasıdır. Ben bizim, hiçbir şey yapmadım. Necan, bizim oğlumuz, bizim oğlumuz çok sessiz. Vallahi sessiz olmak. Oğlumuzu her yerde aldatan Necan'dır. Hep aldatan. Bizim oğlumuz genç sabahı ben ver gelmesi nereye gittin demez. O da sorumsuz. Bunların en hapize atılacak varsa Necla'dır. Ya ben hapise atarım. Bence suçum varsa girerim cezaevine. Bu çocuklar çok neler yaşadılar. Suçum varsa girer yatarım. Çekerim cezamı. Anneciğim, ben sorumsuz değilim. Demek ne demek? En yatılacak sensin zaten. Sorumsuz ben sorumluyum. Eşim sorumsuz. Yani çocuklardan 27 yaşındaki başına her şeye benim ilgilen. İstismara uğramış. 14 yaşındaki devlet korumasından çıkıyor. Annenin yanına geliyor. Evet. Anne diyor ki benim yanımda diyor. Annenin yanından çocuk ortadan kayboluyor, ortada yok. Tanıştığı ben buraya çocuk adamı için geldim. Başka birini getiriyor. 40 yaşındaki adam 14 yaşındaki kıza görücü olarak geliyor. Bunların hepsini anne baba olarak zemin hazırlamışlar, fırsat tanımışlar. Evet. Yani sakın Necla gibi düşünmeyin. İkisi de sorumsuz. Ama ismi geçen Önder. Dur Önder. Ben bir tek kişi demiyorum. Hattında. Zaten. Bir dakika canlı yayının bağlantı sesini alacağım. Önder Özen'in şarjı çok azmış. Telefon hattında Önder Bey. Evet efendim, buyur Esra Hanım. Şimdi siz Çakmakoğlu ailesinin, Merve'nin, Ayşenur'un, Necla Hanım'ın nesi oluyorsunuz kardeşim? Ben hiçbir şey olmuyorum ama tanıyorum bunları. Nereden tanıyorsunuz? Onlar benim evime gelip gittiler, ben de gittim onların evine. Merve niye sizin evinizde bir ay kaldı? Nasıl bir ay kaldı? Benim arkadaşımdı, ben o dedi, çocuk da vardı yanında, hatta benim annem babam bile vardı. Hı hı. Sıkıntı yok yani, hiçbir sıkıntı yok. Bir ay Merve kaldı. Sizin evinizde kaldı. Kim olarak kaldı? Bir ay, niye bir evinizi ay. Açtınız? Bir ay kalmadı bende. Bir ay kalmadı bende. Bende bir hafta kadar kaldı onlar. Ondan sonra gittiler de evlere gitti. Annesinin haberi var bundan. Peki, yaş olarak niye bir küçük çocuklar olarak sizin kaldı? Evinizde kalır mı? Efendim? Yaş olarak küçük çocuklar sizin evinizde sık sık kalır mı? Benim haberim Hayır. yoktu. Sizin evinizde kaldığını... Sadece Necla semti Hanım vardı. Niye sizin evinizde kaldı? Efendim? Şimdi kızı Merve kalıyor. Aranızda duygusal ilişki yok değil mi? Hayır. Duygusal ilişki. Anne niye sizi, Merve'nin annesi Necla niye sizde kaldı? O kendisi geldi. Bak, hatta Merve'nin yanına bir ziyarete gittik. Merve'nin yanına bir ziyarete gittik. Sen Merve Elif, bu arada Merve. Devlet Elif korumasına suyu. Alındı. Siz anne sizde kalırken Merve. Kalktınız Elif ziyarete. Elif suyu korumak için bırak kal demedin mi? Abla burada kal iki gün çocuğu verme demedin mi? Burada seni Hayır, bulamazlar ben polisler o dedi. İstemedi. Ben dedim, çocukları çocuğu vermem evleri, için çocuğu vermeyelim bak, dedin. Bak evleri inşaat olduğu için ben dedim kalacak yeriniz yoksa burada kal. Babalar tamam, tanıyor muydu? Naci Bey de sizde kaldı mı? Hayır kalmadı. Niye kalmıyor Naci Bey de? Bilmiyorum kendisi biliyor onu. Ayşenur niye sizde kaldı? Ayşenur nasıl bizde? Ablasıyla geldi Bilmiyorum. Kaldı o benimle. Ne kadar kaldı? Bir gün kaldı. Bir gün kaldı. Ablasıyla gittiler yine evlerine. Hı hı. Merve rahatsızmış. Siz Merve'nin rahatsız olduğunu ben, anlamadınız mı? Bilmiyordum ben. Hani o gün bizde kaldığı gün Necla Hanım. Ben bilmiyordum. Sadece anne ben bir yerdeyim diyordu, söylemiyordu. Sizin orada olduğunuzu bilmiyordum. Efendim? Sizin orada olduğunuzu bilmiyordum. Sadece anne ben bir yerdeyim o kadar. Peki. Bak peki bir dakika ben kimle görüşüyorum şimdi şu anda? Şu an Esra Erol ben. Ben biz merak ettiğim sorular var da. Merve sizin tamam. evinizde kalıyor. Ayşenur kalıyor. Merve'nin anneleri sizin evde kalıyor. Siz onlara evinizi açıyorsunuz.
aranızda evet, duygusal ben insan, ilişki. Bak, ben bir insan olarak. Çünkü evleri inşaat halindeydi. Kalacak yerleri yoktu. Ben dedim inşaatınız bitinceye kadar kalabilirsiniz dedim. Peki ben dedim, İsterseniz Nacime'yi de çağırın. O da kalsın. Ayşenur'a niye görücü getirdiniz? Devam edersiniz dedim ben. Önder Bey, Ayşenur'a niye görücü getirdiniz? İnşaat olan eve. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi baba yalan mı söylüyor canlı yayında? Getirdin ya. Çocuğu dedin. Ayşenur'u getirdin bir tane birisi vardı. Bak, hayır getirdin soba. Konuşalım dediniz. Ben konuşmaya geldim size. Hayır. Getirdin. Kimle geldiniz eve konuşmaya? Bunun dedin. Dur üst üste. Kimle eve geldiniz konuşmaya? Yanınızdaki kişi kimdi? Benim aracım olmadığı için bunun evi uzak, aralı. Baya bir aramızda çok... Yanında birisi vardı. Durumu iyi dedin. Evet. Bir oğlan yeğeni varmış, akrabası. Onu dedi, durumu iyi dedin. Nişanlayalım dedin. Son yaşa gelince evlensin. Hem kaçmaz evden. Öyle hani şey olur dedin. Dedin. Kendin bahsettin. Hayır dedin. Onları. Yalan söyleme. Biz de hayır dedik. Söyle bakayım onları bugün ne oldu? Biz daha yaşı küçük dedik, okuyacak dedik. Necra Hanım. Hı. Beni duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Ben anlayamıyorum ama. Dinliyoruz. Öyle bir şey. O gün siz konuyu kendiniz açtınız. Hayır orada. Konuştun. Hayır biz açmadık. Siz Necla Hanımların evine siz açtın. Sen yanınızda açtın. Yanınızda bir adamla gidiyorsunuz. Sebebi ziyaretiniz neydi? Beni çağırdılar. Bilmiyorum. Konuşmaya çağırdılar. Hayır sen dedin. Aradın müsaitsen geleceğiz dedin. Ondan sonra geldiniz. Ben geleceğiz demedim. Sobayı. Hayır yalan söyleme. Yalan söyleme. Peki kardeşim gittin mi eve? O seni çağırdı. Gittin mi eve? Gittim, ben çağırmadım. Yanında kim vardı? Çıktık. Yanında... Benim bir götüren bir arkadaş vardı. Adı ne arkadaşın? Benim aracımda aracı vardı. O benim aracımın aracına gittik ben. Ustabaşı'nın ismi neydi? Nasıl? Ustabaşıymış ya yanınızda giden kişinin yalan adı neydi? Yalan söyleme. Hayır ustabaşı falan değil. Hatta babaya iş teklifinde değil. Bulunmuşsunuz. Hayır ben bulunmadım. Evet o dediniz. Kendisi iş bulunmana dedi, iş çalışalım. Ben dedim madem çalışmak istiyorsan bizim fabrikada çalıştırayım. O da dedi ki servis sorunu olduğu için, onun için ben dedi bana günlük iş lazım. Hayır öbür adam senin yanındaki gelen dedi. Valla ben Naci Bey beni şu anda duyuyorsunuz. Önder'i de duyuyorsunuz. Ben o eve 14 yaşındaki kızı istemeye gitmedim dedi. Doğru mu söylüyor yalan mı? Yani yalan söylüyor da. Hayır. Geldi biz aramadık. Arkadaşımdan geldiler o gün akşam. O gün akşam eve geldiler. Böyle böyle dediler. Bu hanım o kendisi mermer için çalıştığı için ben mermerde yapamam dedi. O bayanların yanına verin ben sizi dedi. Onların Naci Beyciğim eve gelme dedi. Sebebi neydi? Ayşenur'u şey yapmak. Evet sebebi gelmiş. Ayşenur'u... O gün akşam Ayşenur ismi şey etmeyin için gelmişler işte. İstemeye görücü olarak geldiler. Benim yeğenin durumu iyi. Başını bağlayalım şey olmasın diye. Sağa sola gitmesin diye. Önder Bey anne baba yalan mı söylüyor? Nişanlayalım. Sağa sola gitmesin dedi. Ben o konuları bilmiyorum. Yalan söyleme sen de vardın. Bak, hayır. Ayşenur çok akıllı biridir bak. Ama ha, hep duruyor da akıllı diyordu. Daha önce çok evlerinden gidiyor, geliyor, kaçıyor. Bak mesela yolda çok kaçmadı. Hayır. Sık sık yalan söyleme. Okula gitmeyen bir insan bu. Hayır. Ben şimdi konuşacağım. Dinleyin. Evet. Beni bir dinler misiniz? Ben konuşacağım bir durum. Bekleyin dün ya. Dün ben çocuk şubeye gittim ben. Ben konuşayım. Hatta çocuk şubeden orada bir görevli arkadaş dedi ki bana. Niye annesini aramıyorlar, polisi aramıyorlar? Onu söyleyebilir miyim? Demek ki Ayşenur denizde bir yerde. Esra Hanım. Yanında sakallı biri varmış. Esra Hanım. Orada o aramış, görmüşler. Bak Necla Hanım orada sorun ya. Ben konuşabilir miyim? Bunu polis memuru kendisi söyledi bana. Dün... Unutmuşum onu söyleyebilir miyim? Neyi unuttunuz? Önder Bey'in hakkında. Sizin evinizde Ayşenur'u anne neden aradı? Niye size geldi? Anlatamadım. Anlat bakayım. Ben hani heyecandan söyleyemedim. Önder'i benim Metin diye ama Mehmet diye kafede çalıştığım kafenin sahibi. Evet. Bu benim kızımın şifrelerini kırıyor. Bu Önder denen neyini kırıyor? Şifrelerini. Telefon şifrelerini. Telefon şifrelerini kırıyor. İstanbul'dan birini buluyor. Sonra ben kafeye gittim. Mehmet konuşuyordu. Ablam sen kimle konuşuyorsun dedim. Abla dedi İstanbul'lu birisiydim. Dedi ki Mehmet sen dedim Ayşenur tanıyor musun dedi. O da dedi ki tanımıyorum dedi. Ondan sonra
Senin dedi mesajların var bak dedi konuşmalar. Ondan sonra adam dedi ki tamam tanıyorum dedi. Bana dedi konum at dedi. O İstanbul'daki buradaki bir bey konum attı Mehmet'e. Ondan sonra bunlar Mehmet'le konuştuk. Biz 5 kişi arabaya bindi. Aman Metin de birisi var. Mehmet de var. Arabaya bindik. Bunlar konum attı. Konum attığı yere gittik. Orada bekledik. Sonra bir şey kuruluyor ya. Bir dakika bekle. Senin kafeden Mehmet diye tanıdığın biri evet, var. Evet. Kafenin sahibi. Mehmet kızın Ayşenur'un şifresini kırıyor. Evet. Ayşenur o sırada biriyle şifreden, yazışmış. Hayır. Önder o İstanbul birisinde konuşmuş. Buradan. İstanbul'da biriyle konuşuyor kızım. Kızım değil. Önder. Önder bak şifreyi kırıyor benim Mehmet patron şeyin sahibi, kafenin sahibi. Evet. Kızımın şifrelerini kırıyor, tamam. Birisini buluyor. Onunla konuşuyor. Ayşenur konuşurken ben de duydum. Masayı koydu. Sen dedi Ayşenur'u tanıyor musun dedi. O da tanımıyorum dedi. Bak dedi mesajların var, konuşmuşluğun var dedi. Ondan sonra tamam dedi tanıyorum dedi. Ben sana dedi şey yapacağım dedi, konum açacağım dedi. Ondan sonra konum attı. Sonra biz arabaya bindik. Sonra bir şey kuruluyor. Onu diyemedim ben. Ya neyse pazar kuruluyor de. Yok yok. Telefonla hani böyle herkes duyuyor ya. Ha konferans. Konferans kurabilir misin dedi. Kurarım dedi. Konferans kurdu. Kurduğu zaman Ayşenur'un sesini duydum. Biz Aktepe tarafının bir yerlerine gittik. Orada arabayla sonra Önder. Sonra saçı açıklı şapkası vardı. Sonra biz Ayşenur'u indirdik. Onlar bize hakaret yaptığı için onu benim Metin diye arkadaşım şey yaptık. Tartıştık. Çocuğu aldık eline. Sen telefonda kızının evet. biriyle yazışmasını duyuyorsun. Hı? Beni diyor Ayşenur'la Önder tanıştırdı Metin. Diyor. Ha, Mehmet evet. Metin ve Mehmet isimli birileri var. Ha, evet. Sen onlarla Metin. Beraber gidiyorsun. Kızın aynen. Kaybolmadı. Daha önceden 2 gün kaybolmuştu. Okuldan gelmiş demiştim evet. ya ben size. Kaçmıştı. Son 2 gün kaçmıştı bak. Önder Bey 2 ay önce buyurun. Bak ondan sonra... Efendim, bir dakika bir şey diyeceğim, bir şey soracağım. Ha, böyle bir olay yaşandı mı? Bir dakika söyleyebilir miyim? Etkilerim. Bir dakika. Bana o, sen burada hani kal diye bana anahtarını verdi. Ben eşimle, Mehmet beni aldı, eşimi aldı, evine gittik, kapıyı açtık, anahtarla girdik, çocuğuma baktık hani var mı diye. Çantası bile yoktu. Kızım benim okula gidiyordu, çanta oradaydı, çantada yoktu. Benim bunlar doğru yani, yalan değil. Asıl kişi Önder'dir diyorsun.